Bakın Sayın Erdoğan bir grup toplantısında ne diyor? MHP'nin, CHP'nin yöneticileri gitsinler, meclisin gizli celselerine baksınlar, okusunlar. Orada diyor, Kürt kelimesini görecekler, Kürdistan'ı görecekler, orada Lazistan'ı görecekler, Çerkezleri görecekler, gizli celselerde onları görecekler. Gidecekler diyor, Mustafa Kemal bölücü müdür? Mustafa Kemal Kürt vekillerini çağırırken Kürdistan milletvekili diyordu. Bunu Sayın Erdoğan söylüyordu ve doğru söylüyordu. Biz de bunun altına imzamızı atıyoruz. Şimdi tabii buradan herhangi bir polemiğe girmek istememekle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, merhametine kurşun sıkıp askerlerimizi, polisimizi, doğuda, güneydoğudaki vatandaşlarımızı şehit edenlere ve onların adı PKK iken bir milletvekili Türk askerini PKK tükrükleriyle boğar deseydi bu meclisten canlı çıkamazdı. Mustafa Kemal'in devleti kurduğu dönemlerde. Ama benim söylediklerimi götürüp PKK ile özdeşleştirmeye, o noktaya çekmenin hiç kimseye bir yararı yok. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık. Buyurun. Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, iyi akşamlar. Şevbaş, Evarbaş. Aslında şimdi tutanaklara bilinmeyen bir dil olarak geçecek. XXX. Aslında Cumhuriyet'in özeti de bu kadar. Kısa ve özet. Red, inkar, asimilasyon. 100 yıllık Cumhuriyet'i geride bırakıyoruz. Yeni bir yüzyıla giriyoruz. Ve hala burada, bu topraklarda 1921'lerde kurulan Cumhuriyet, Kürtlerin, Türklerin ortak ana yurdudur diyordu. Sayın Başkan'ın yerinde oturan Mustafa Kemal, Kürt milletvekillerine seslenirken Kürdistan milletvekili diyordu. Laz vekillerine seslenirken Lazistan vekili diyordu. Cumhuriyet böyle kuruldu. Eğer bir demokratik cumhuriyetin kapısını açacaksak ilk önce yüzleşeceğiz. Bakın Sayın Erdoğan bir grup toplantısında ne diyor? MHP'nin, CHP'nin yöneticileri gitsinler, meclisin gizli celselerine baksınlar, okusunlar. Orada diyor, Kürt kelimesini görecekler, Kürdistan'ı görecekler, orada Lazistan'ı görecekler, Çerkezleri görecekler, gizli celselerde onları görecekler. Gidecekler diyor, Mustafa Kemal bölücü müdür? Mustafa Kemal Kürt vekillerini çağırırken Kürdistan milletvekili diyordu. Bunu Sayın Erdoğan söylüyordu ve doğru söylüyordu. Biz de bunun altına imzamızı atıyoruz. Ama sonrası ne oldu peki? 1921 Anayasası'nda o kadar açık, net ki bu topraklar Kürtlerin ve Türklerin ortak ana yurdudur diyen anayasa. Mustafa Kemal dönüyor Kürt vekillerine Kürdistan milletvekili diyor. Sonrası Lozan. 1923 İsmet Paşa Lozan'da ve Lozan'da oradaki Lozan görüşmelerinde aynen şu söyleniyor. Kürtlerin hakları eğer garanti altına alınmazsa Lozan olmaz. Alelacele bir heyet geliyor. O heyet buraya geldiğinde Mustafa Kemal Kürt milletvekilleriyle bir görüşme yapıyor. Dersim mebusu Hasan Hayri, Bitlis milletvekili Yusuf Ziya bütün Kürt milletvekillerini davet ediyor. Ulusal giysileriyle parlamento kapı açılıyor. Hepsi ulusal giysilerle geliyor. Bu parlamento ayağa kalkıyor. Bunları alkışlıyor. İşte Türklerin, Kürtlerin ortak kaderi, vatanı budur diyor. Ve Kürt milletvekilleri buraya çıkıyor, çok da hararetli konuşmalar yapıyorlar ve biz İsmet Paşa'yı Lozan'da Kürtlerin ve Türklerin ortak temsilcisiyiz. Lozan'dan gelen heyet de burada dinliyor. Sonrası geçiş dönemi, sonra 1924'ler, red ve inkar o gün bugündür başlıyor. Şimdi bakın,
100 yıllık cumhuriyet, 100 yıl ne oldu? Hepiniz o kadar çok övgüler yağdırdınız ki bu cumhuriyeti, ama biz 100 yıl boyunca acı yaşadık bu topraklarda. Ben de 100 başlık altında bu topraklarda ne oldu? Yeni nesil bilmiyor. Belki parlamentoda da birçok arkadaşımız bu konuda onları ilgilendirmiyor. Ama biz acı çekiyoruz. Biz yok sayılıyoruz kimliğimizden, kültürümüzden. Bu zulme karşı, bakın, ihanet yok Kürtlerde. Kürtlerde isyan var. Haksızlık olmuş, isyan etmişler. Çünkü ortak vatanı inşa etmişsiniz ve sonra verdiğiniz sözleri tutmamışsınız, isyanlar başlamış. Bakın, Koşkili isyanı başlamış, Topal Osman oraya ekibiyle gidiyor, binlerce Kürt ve Alevi'yi katlediyor. Nasturi isyanları var aynı şekilde. Beytülcebap'ta isyanlar var aynı şekilde. Bakın, Yusuf Ziya burada yaptığı konuşmadan dolayı, Yusuf Ziya ve Hasan Hayri Kürt ulusal giysilerini giydikleri için, biri Elazığ'da buğday meydanında asılıyor, Yusuf Ziya da Bitlis'te asılıyor. Yani verdikleri desteğin bedelini canlarıyla ödüyorlar. Sonra Şeyh Said Efendi ve arkadaşları isyan ediyorlar. Bizim haklarımızı vereceksiniz, bir lütuf değil diyor. Onlar da Diyarbakır'da isyan ediliyor ve hiçbirinin mezarı bile yok. Bakın, bırakın şeyden, şahsiyetlerden, ölülerden bile, mezardan bile korkan, onun yerini bile tespit edemeyen bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Ve yüzlerce, sonra Şendinli'de bunlar başlıyor, sonra Ağrı isyanı ve burada da yüzlerce insan katlediliyor. Sonrası bu cumhuriyette İskipli Atıf Hoca idam ediliyor, Sason isyanı oluyor, Motki isyanı oluyor, orada da yüzlerce insanlar katlediliyor. Ve sonrası Zilan Deresi'nde katliamlar başlıyor. Masum insanlar kurşunlanıyor. Ahmet Arif diyor ya, doğdun, üç gün aç tuttuk, üç gün meme vermedik sana, adiloş bebem, hasta düşmeyesin diye, töremiz böyle diye, saldır şimdi memeye, saldır da büyü. Çünkü oralarda Kürtler katlediliyor. Ahmet Arif de zalimlere karşı böylece sesini yükseltiyor. Sonrası Türk tarihteci çıkıyor, sonrası hepimizi Türkleştirmek adına Cumhuriyet bütün atın itini dallıyor, herkesi kendisine benzetmeye çalışıyor. Sonrası 1934'te Trakya olayları oluyor, sonrası Sason isyanı oluyor. Sason isyanı nasıl oluyor biliyor musunuz? Zamanım yok. Dersim katliamı oluyor. Dersim'de Seyit Rıza ve oğlu, Seyit Rıza yaşlı, oğlu daha çocuk, onun yaşını büyütüyorlar, Seyit Rıza'nın yaşını küçülterek idam gerçekleşiyor. Sonrası yerleşim yerlerinin adları değiştiriliyor, Kürtlüğü ortadan kaldırmak için. Sonrası ne oluyor? Bakın, Van'da katliamlar gerçekleşiyor. Mustafa Muğlalı, bu katliamın katili ve ne yazık ki şu anda Muğla'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığının aldığı kentte ismi hala o sokaklarda, o caddelerde, o katilin ismi oralarda. Bizim hafızamızda o katiller hep katil. Sonra 49'lar, Kürtlerin aydınları cezaevine atılıyor. Sonra 27 Mayıs oluyor, Adnan Menderesler ve arkadaşları idam ediliyor eften püften. Sonra 12 Mart oluyor, sonrası deniz gezmişler, yol arkadaşları idam ediliyor. Bu ülkenin geleceği, ama dar ağacında ne diyorlar biliyor musun? Yaşasın Kürt ve Türk halkının kardeşliği diyorlar. Korkmuyorlar, ürkmüyorlar. 16 Mart oluyor, 28 Şubat oluyor. Malatya'da Hamit Fendoğlu katlediliyor. Arkasından orada katliamlar, gazi oluyor. Gazi olayları oluyor. Sonrası Balgat katliamı oluyor. Bahçelievler katliamı oluyor. Maraş katliamı oluyor. Abdi İpekçi öldürülüyor. Ve o kadar çok olaylar var ki,
Diyarbakır cezaevinde, evet, 12 Eylül darbesi oluyor, Kürt çocukları bedenlerini özgürlük için ölüme yatırıyorlar. Ve işte isyan değil, burada haksızlığa karşı büyük bir başka. Sonrası Vedat Aydınlar, yol arkadaşım, onlar öldürülüyor. Sonrası Mehmet Ağar ne diyor? Bir tuğla çeksek her şey tarumar olur Uğur Mumcu öldürüldüğünde. Onun için Vartinis olayları, Sivas katliamı, Lice katliamı, Kul ve Depliler 4 Mart'ta benim de içinde olduğum, bizi buradan alıp polise teslim eden bir parlamento oldu. Ve sonrası köy yakmalar oldu. Gazi Mahallesi, Güçlü Konak, Susurluk, 28 Şubat, Cumartesi anneleri. Hani sözünüz vardı, Berfu Ana'nın derdine derman olacaktınız. Şimdi Berfu Ana'nın yol arkadaşları Galatasaray Meydanı'nda her gün elinizdeki kolluk kuvvetleriyle o Cumartesi annelerine zulüm ediyorsunuz. Hani ilk konuşmanızı, bu topraklarda Kürtler bu toprakların sahipleriydi, faili meçhullerden hesap soracaktınız. Ne oldu? Sonra iktidara o kadar alıştınız ki iktidar kirletiyor ve o kurulan, ilk dönem kurulan AK Parti ile bugünkü AK Parti arasında dağlar kadar siz de geldiniz, Ankara'nın derinliklerine teslim oldunuz. Sonra Şemdinli'deki olaylar, Hrant Dink olayları, Zirve Yayın Evi ile Buyurun. Teşekkür ediyorum. Roboski'de masum 34 köylü öldürüldü. Yine Cumhurbaşkanı ne dedi? Ankara'nın denizlerinde bu kaybolmayacak, ama kayboldu. Çünkü hepiniz bilir. Ankara'da gar katliamı o kadar çok ki, işte yüz başlıkla aslında Cumhuriyet'in ne olduğunun bir göstergesi. Şimdi sevgili arkadaşlar, şunu yapacağız. Bu Cumhuriyet'in 100 yıllık karanlığı. Yeni bir cumhuriyeti birlikte inşa edebiliriz. Demokratik bir cumhuriyeti inşa edebiliriz. En önemli sözleşme devletin halkıyla yaptığı sözleşmedir. İşte bir beyaz sayfayı hep birlikte yeniden beyaz bir sayfa açıp bu topraklarda demokrasi mücadelesi ve özgürlük mücadelesi ve bütün kimliklere, inançlara kapımızı açabiliriz. Bu cumhuriyet böyle. Bir konuşurken Gazi, buyurun. Mustafa Kemal Atatürk'ün den örnek vererek bir örnek verdiler. Şimdi tabii buradan herhangi bir polemiğe girmek istememekle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, merhametine kurşun sıkıp askerlerimizi, polisimizi, doğuda, güneydoğudaki vatandaşlarımızı şehit edenlere ve onların adı PKK iken bir milletvekili Türk askerini PKK tükrükleriyle boğar deseydi bu meclisten canlı çıkamazdı. Mustafa Kemal'in devleti kurduğu dönemlerde. Dolayısıyla bu tespiti de yapmak lazım. Amerikan silahlarıyla, Avrupa'nın verdiği silahlarla örgütlenen bu milletin evlatlarını gördükleri yerde şehit eden bir yapıyı da güzel bir şekilde anlatmakta fayda var. Türk milleti daima birliğine, beraberliğine, merhametine, şefkatine öncelik vermiş bir büyük millettir. Bugünkü ihaneti de güzel bir şekilde anlatmakta fayda var. Bunu zapta geçmesi için söylüyorum. Sayın Başkan, hep söylüyorum, hepimiz Anadolu Bankası'yız, birbirimize benziyoruz. Yani hemen aynı şeyler. Benim söylediklerimde o dönem ne PKK var ne şey var. Haksızlık var. Mustafa Kemal'le birlikte mücadele eden Hasan Hayri, Mustafa Kemal'in okul arkadaşıdır. Onun talepleri doğrultusunda buraya geliyor. Benim söylediklerimde abartı yok. Sayın Akçay, buyurun. Bunları bilmeli. Bu parlamento...
kıymetlidir. Siz eğer gerçekten kendi insanlarınızla barışacaksanız geçmişinizi, bizim yaşadığımız acıları derleyiniz. Sadece Hamas'ın yutuklarla birbirimizi alırsanız ne demokratik bir cumhuriyet olur, ne ortak bir yaşam olur. Teşekkür ederim. 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da yaşıyorum ben tam 50 yıldır. Parlamentonun en eski milletvekillerinden birisiyim. 16 milyon insan sabahleyin yola çıkarken, ekmeğini ararken ırk, mezhep, bölge farkları gözetmeden hayatını idame ettirmektedir. Çok büyük bir millet olmuşuz. Bunu zorla bölmek isteyenler var. Ona özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Buna müsaade etmeyecektir Türkiye. Etmemelidir, etmeyecektir. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz. Evet. Buyurun Sayın Akça. Biz bu ülkenin birliğini en az sizin kadar önemsiyoruz. Demin burada en inanın başkanım. Mustafa Kemal Atatürk'ü en iyi şekilde anlatan arkadaşlarımız vatandaşlığın ne kadar önemli olduğunu da anlattılar. Dolayısıyla bir tespit açısından söylüyorum. Bugün tam 30 yıldır bu milletin evlatlarının okuldaki sıkıntılarını yaşamasına vesile olan, bir sürü şeye vesile olan, dışarıda bazı kesimlerin istismarına açık hale gelen bu terör örgütünün ne istediğini çok iyi biliyoruz biz. Tam 30 yıldır takip ediyoruz. İfadelerini biliyoruz bunların, ne yapmak istediklerini biliyoruz. Türkiye uyanmıştır, böldürmeyecektir kendisini. Bu meseleyi de çözeceğiz. Şimdi Türk askerine kurşun sıkanların kimin himayesinde olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Nasıl korunduklarını biliyoruz. Bu büyük millet işin farkındadır. Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da Allah'ın izniyle bu millet oradan bir adım geri adım atmayacaktır. Buyurun Sayın Akça. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tutanaklara girmesi bakımından ifade edeceğim. Topal Osman, Balkan Harbi'nde 1912, Birinci Dünya Savaşı'nda 1914-18, ayrıca Kafkaslar'da, Kurtuluş Savaşı'mızda vatan müdafasında bulunmuş, milli mücadeleyi, Kurtuluş Savaşı'nı Anadolu'da boğmak isteyenlere karşı, Karadeniz'de Pontus Devleti kurmak isteyenlere karşı ömrünce mücadele etmiş, savaşmış bir milli kahramanımızdır. Talihsiz yaşanan bir takım hadiseler neticesinde hayatını kaybetmiştir. Ben Topal Osman'ı buradan rahmetle, şükranla yad ediyorum. Ruhu şad olsun diyorum. Buyurun Sayın Özdağ. Şimdi imparatorluğumuz yıkılırken çok etnikliydi biliyorsunuz. Çok hukukluydu ve çok dilliydi. Aynı zamanda çok kültürlüydü. İmparatorluk kururken bir devlet kurduk. Burada bu imparatorlukta Arnavutlar vardı, aynı zamanda Boşnaklar vardı, Şerkezler vardı, burada Kürtler vardı, Zazalar vardı, Araplar vardı, Romanlar vardı. Beraberce bir devlet kurduk. Bu devlet kurulduktan sonra adına Cumhuriyet dedik. Cumhuriyet bir rejimin adıdır. Burada Cumhuriyet'i suçlamaya gerek yoktur. Ama Cumhuriyet döneminde zaman zaman sistemi yönetenlerin yapmış olduğu yanlışlıklar ve hukuksuzluklar da vardır. Bu hukuksuzlukları bir yandan hukuk, bir diğer yandan siyaset bilimi, bir diğer yandan tarih inceleyecektir. Ve bu isyanlara baktığımız zaman sadece Güneydoğu Anadolu'da isyanlar değildir. Bir tarihçi olarak söylüyorum. Bu Keskin'de benim doğduğum topraklarda da isyan vardır. İlk asılan da benim akrabamdır. Ve uzaktan bir akrabamızdır. Ve ben 12 Eylül'de 7,5 sene cezaevinde kaldım. Bana... Buyurun. Cumhuriyet işkence yapmadı. Kenan Evren ve arkadaşları yaptılar. Ben 68 gün işkencede kaldım. Hiçbir yerde anlatmadım işkence, gördüğüm işkenceleri. Anlatsam burada mecliste milletvekilleri anlattılar yaşadıklarını. Ben anlatsam herhalde çok kişi ağlar onlar yaşadıklarımı. Hala daha tedavi görüyorum ben. Ve aynı zamanda Kenan Evren ve arkadaşlarına lanet okuyorum. Burada darbeler araştırma komisyonunda da görev aldığım zaman da konuşmayı ben yapmıştım. Bahtiyarım ki diye yapmıştım. Elleri kelepçeli olarak cezaevine gönderilirken 12 Eylül'lerde şimdi bir parlamentoda konuşuyorum demiştim. Türkiye'de zaman zaman isyanlar olmuştur. Bu isyanlar hiçbir zaman etnik isyanlar değildir.
Bu isyanlar kesinlikle ya şekva isyanlarıdır, aynen Dersim'de olduğu gibi, veyahut da Şeyh Said'de olduğu gibi dini eksenli isyanlardır. Laikliğe karşı İslam savunması nedeniyle yapılmıştır. Ama bunun yanı sıra da feodaliten de rolü olmuştur. Bunun yanı sıra biz evet. O dönemleri bir daha yaşamayalım istiyoruz. Hep beraber bakın, Kürdün olup Türk... Evet, Sayın Sakık buyurun, top gündemimize dönelim, buyurun. Bir dakika açılsın. Açıldı mı arkadaşlar? Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben bir realite, geçmişten bugüne kadar bir yolculuğa çıktım. Kimileri Topal Osmalı bir kahraman olarak görebilir ama biz Topal Osmalı bize katleden biri olarak görüyoruz. Ve Topal Osman, Mustafa Kemal'le yol arkadaşlığı nasıl öldürüldüğünü bütün, eğer tarihi biliyorsanız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar her şey ortaya çıkar. Ama benim söylediklerimi götürüp PKK ile özdeşleştirmeye, o noktaya çekmenin hiç kimseye bir yararı yok. Ben Cumhuriyet boyunca, Sayın Başkan bitiriyorum eğer müsaade ederseniz. Ben Cumhuriyet döneminde vaat edilen şeyler yerine getirilmiş olsaydı belki bugün bu kavga da olmazdı. Ülkenin birliği diyorsunuz, bütünlüğü diyorsunuz. En az bu konuda sizler kadar duyarlıyız. Burası bizim ana yurdumuz. Başka bir ülkemiz de yok. Ama eşit ol. Bu Giresun milletvekilimiz Topal Osman'la ilgili bir şey mi söyleyeceksiniz siz? Evet, peki. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız. Buyurun.